Doların yükselsin, Tayyip amcaya bağlıyor. Tayyip amca yükselsin dese yükseliyor, düşsün dese düşüyor. Onun iki dudağının arasında. Nasıl yani, o mu yapıyor? O yapıyor. Biraz açıklar mısınız? Nasıl yapıyor peki? Onun niye dolar 8.000'den 18.000'e çıktı? Dedi ki ben müdahale edeceğim dedi. 14.000 liraya nasıl gelindi? Demek ki onun iki dudağının arasında. Yok, kaçacakmış, yok bilmem ne yapacak. Türkiye'deki siyasetçilerin hepsi mi yalan dolan söylüyor? Hepsi mi yalancı? Doğru olan, hani ben hepsine yalancı diyemem yani. Dürüst insanlar da var içinde. Kimler mesela? Vatanını seven çok insan var. Tabii vatanını, ülkesini, bayrağını seven milyonlarca insan var. Peki şu anki ekonomik durumu neye bağlıyorsunuz? Vatanını seven bu kadar milletvekili... Dünyaya bak, dünyadaki ekonomik durumuna bak. Türkiye daha bir yüksekliği var yani. Türkiye'yi baz alamazsın ki, dünyaya bir bak. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ki yansıyacak sana. Yansımaması... Neden yansıyacak? O kadar %69'luk bir oran, %70'e dayanmış yani. Neden yansıyacak? Olabilir. Nasıl olabilir hocam? Ne olacak? Dünyada %4'lük, üçlük bir olacak. Neyi bekliyorsun ki? Ben de bilmiyorum işte, bekledim. Bekliyorsun ki yani, sihirli bir değnek mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun yani? Beklediğin ne? Karşılaştırma yapılıyordu o yüzden. Yok ama dünyada var zaten. Dünyada var. Kriz dünyada var. Her yerde var. Bak dünyada rahatlık yok ya. Ama dünyada bu kadar yok. Ama sana da yansıyor bu yani. %4'lük oranla %70'lik oranın neresi yansıyor bize? Kurbanın oluyor ya. Onu bir açık. Boş ver. Açıklasana abi. Neyi açık? %70'lik oran var. Ekonomi kriz tabii ki var yani bu. Türkiye'de %70'lik oran var. Bak ya, TÜİK açıkladı. İnanıyor musun bunlara ya? TÜİK açıkladı, ben inanmıyorum. TÜİK açıkladı abi ya. Yok ya. Bence 80'in de üzerinde. 80'in de üzerinde. Geçen sene bir çift ayakkabı 230 liraya alırken bugün 750 bin lira alıyorsam, evet, o zaman demek ki çok çok üstündedir. Daha çok üstündedir. Tabii ki. Bak amca. Yani tabii ki görüşlerine, fikirlerine saygı ya duyuyorum ama. Ben de saygılıyım ama ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Düşünce ve fikir olarak kendimizi tabii ki izah edeceğiz. Ülke olarak dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Evet. Coğrafik olarak en iyisine sahibiz. Dört mevsimi bu yaşayan ülke bir ülkeyiz. Ya. Bakın ülke hükümetler her zaman gelip geçirdi. Ülkemiz, devletimiz bakidir. Devletimize her alanda sahip çıkarız, kollarız, gerekirse canımızı da veririz ama takım tutar gibi hiçbir zaman ben hiçbir hükümeti tutmadım. Kim bana iyi hizmet edebiliyorsa ben onu tutarım. Kim mantıklı geliyorsa ben ona oyumu veririm. Kim iyi hizmet ederse ben ona oyumu veririm. Sana ben bir şey söyleyeyim. Türkiye, kusura bakma. Yok, bir şey de. Türkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar yatırımlar oldu. Sence nasıl karşılıyorsun bunu? Ben sana soruyorum şimdi, bu kadar yatırımlar, hayatında görmediği yatırımlar var. Somut olarak bir yatırımın kendisini söyler misin? O köprülerdir, yoldur, hastanedir. Her şey yapıldı ya. Eskiden hastanede gidiyordun gece saat 3'te sıraya yazdırıyordu. Şimdi de 3 hafta bekliyorlar. Ne? Şimdi de 3 hafta bekliyor. Yok ya, beklemiyorsun. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben psikiyatri Erenköy'e randevu alacaktım. Bana tam bir ay 30 gün sonra randevu verdiler. Ve kolay gelsin. Yine bir şey yok. Abi, kötülettirmek başka bir şey ya. Ama yanlışlarımızı konuşursak gelişiriz. Bu olay böyledir yani. Eleştirmek değil mi? Eleştirmek, küfür etmek başka, eleştirmek başka, yalan söylemek başka. Gerçekten bak ben hükümeti savunmuyorum. Gerçek. Ha ben şu anda sahip çıkacağız. Abi, hepimiz sahip. Ben şöyle söyleyeyim abi. Seveceğiz ya. Ben Mansur'u şu an gelsin. Canımızı Mansur vereceğiz. Gelsin, ben Mansur'a da muhalefet olurum. Çünkü neden biliyor musun? Birini sevince birileri çok kalkıyor. Bu sefer halk her zaman direnişçi olması lazım. Halkın her zaman üstte olması lazım. Üste hissettirmesi lazım. Sorun bu. Aynen abi. Ama halk patron ama bunu yapmıyorlar işte. Bu yok yani. Gelin oğlum 6 aydır. Ondan sonra Allah yani öyle abi. Reisimizi başımızdan eksik etmesin. Abi bir Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin. Bu ülke ülkeyi aldı getirdi. Çok güzel şeyler yaptı. Neler yaptı? Her şeyi yapıyor. Elinden geldiği bütün her şeyi yapıyor. Daha ne yapsın ya? Köprü dedin, hastane dedin.
Yatırım yapıyor, köprüyü yapıyor, hastane yapıyor. Daha ne yapacak ya? Türkiye'de yatırımcı olduğu söylenmiyor. Ne söyleniyor? Söylenmiyor. İnanıyorsunuz siz buna. Abi, veriler var, bir sürü veri var. Görünen köy kılavuz ister mi ya? Abi görünen köy. Ben hastaneye gittim, şu omuzum kırıldı. İnenin birisi 100 avro, 750'ye de doçent doktor vurur, 2,5, 25 milyon, 25 milyon. İşimizin arkasındayız, sonuna ilaçlar, kadar. İlaçların ilaçların parasını vermiyor, SSK kapsamı dışında. Neredeki 50 liralık, 40 liralık, 10 liralık ilaçlar var, onlar neydi SSK ile verir. O birileri değil, neydi SSK dışında. Ama ben 35 milyon param verdim, zor kolumu kurtardım. Eğer neydi, işte. Hastaneye kalsaydı yok kurtaramıyordum. Abi, o yaptığı söyleniliyor abi. Ne? Yaptığı söyleniyor. Ne yaptı ya, neydi? Mesela bu hastaneye gidiyor. 50 liralık ilacı neyse SSK kapsamında 2000 liralık, 1500 liralık ilaçlarla kapsam dışı paranla. Evet. Oraya yazıyor, kendi paranla alacaksın. Evet, tedavi yok, öyle bir şey yok. Yok. Ne kadar ödüyorsunuz? Şu anda neydi? Emekliyim ben. Evet. Neydi? 35 bin lira masrafım çıktı şu kolumu kurtarmak için. 35 bin lira. 35 bin lira. O da kredi çektim. İşte abi. Ha. İnsan hayatı bu kadar. İnsan hayatı bu kadar ucuz. Değersizleşmiş. Kanka çok ya, değersizden öte. Yani artık şey yok. Hani hiçbir birimde bir birimin sağlığı kalmadı yani. Ne sağlık birimi, ne adalet birimi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben 21 yaşındayım. Ben B2 seviyesinde İngilizce biliyorum. Ondan sonra müzik yapıyorum ayrıca hobi olarak. Şimdi ben bizim dükkanımız var burada. Fakat dükkanımız olmasına rağmen ben yine bir şeyler almakta zorlanıyorum. Çünkü benim almam gereken, kurmam gereken stüdyo 15 bin liraydı. Param vardı 15 bin. Aldım alacağım, enflasyon, dolar dedi abi bir yükseldi, oldu benim almam gereken eşyalar 35 bin. Evet. Bende 15 bin vardı. Nereye gitti bu para? Şimdi ne yapmam lazım? Birçok yaşamak, hayatta kalmak farklı bir yöntem. Sen Kenya'da olsan, akıllı bir adamsa eğer birisi, Kenya'da da hayatta kalır, orada da hayatta kalır. Ha ne yapacaksın? Varlık alacaksın. Ona göre paran birikecek. O başka bir şey. Yani yine Allah'a şükür aklı çalışan adam şey yapar yani, her türlü hayatta kalır. Ama önemli olan bir muasır seviyesine gelmek. Ya şimdi şöyle bir şey. Şimdi adam gelmiş burada, siz çok karşılaşıyorsunuzdur. Şu gelsin, şu sistem gelsin, bu sistem gelsin. Ya başkanlık geldi, ne oldu? Hani herkes şu özeldir ya. Herkes sen böyle kal kardeşim, sen böyle beyazsan, ben siyahsam, sen burada beyaz olabilirsin ama aynı yerde duruyorsak birbirimize karışması gerekmiyor renklerin. Ben beyazsam, ben siyahsam her yerin siyah olması gerekmiyor. Sen de ol, o da olsun, o da olsun. Önemli olan aynı ortak fikirlerin içinde yaşayabilmek. Siyaset dediğin şey zaten insanı bitiren bir şey. Çünkü cahilce yapılıyor. Yani bilmiyorum ya vallahi. Borcumu getir ödesin hükümet. Ne yapayım? Hükümet ödesin. Ben mi ödeyeyim bundan ısıtayım? Borcu mu var? Ya bizim buradaki hesaplar ya küçük onlar. 5-10 lira bir şey canım. Öyle. Nasıl peki şeyler nasıl? Siz beğeniyor musunuz insanların? Ben beğenmiyorum ama siz nasıl insanlarla karşılaşıyorsunuz? Birçok insanla karşılaşıyoruz. Abi. Dediğin gibi hani düşüncelerini şey belirten mi, insanlar. Kıt yani. İnsanlar kıt yani. Doların yükselişini şöyle söyleyeyim. Biraz daha temel gireyim. Şimdi Erdoğan'ın hükümetin diyeyim. İlk başta her şeyi tüketenken, her şeyi tüketirken çok güzeldi. Şimdi o tüketen paralar bu sefer cepteydi. Güzeldi. Herkes doyuyordu, karnı doyuyordu. Ama şimdi bir sınır vardı. O sınır üretkene geçmesi lazımdı. Orada onu beceremedi pek. Ya olmadı o. Ürettiği hala söyleniyor işte arabalar, İHA'lar, SİHA'lar. Yani İHA, SİHA. Ya şöyle söyleyeyim. Bak bunu beni alabilirler içeri ama. Demokratik ve eğer sosyal bir devlet olacaksa askeri olarak yatırım yapabilirsin, doğrudur. İnsana yatırım yapabilirsin, doğrudur. Fakat şimdi devlet zengin, halk fakir. Bu demek oluyor ki halkın fakir olması polisin yani devletin gücünün daha belirgin olması demektir. Halk zengin olduğu yerde devletin pek zengin olması, bir devlet pek dinlenmez. Çünkü halkın zaten parası var. Halk istediği her şeyi yapabilir. Bu anlattığım baskı rejimine giriyor. Evet, baskı rejimi. Şu an şöyle söyleyeyim ben sana. Bir şey var, ben sana dokunmak istiyorum. Dokunamıyorum çünkü öyle bir yerde değiliz. Çünkü herkes var. Herkes çünkü biliyor nasıl. Ama ben sana öyle bir yerden dokunuyorum ki yasal yollarla, hukuk yollarıyla belli açıklığını buluyorum. Benim gücüm var, sen güçsüzsün. Ne yapıyorum bu sefer? Ben sana dokunmuş oluyorum. Ha, bu böyle. İngiliz usulü diyorlar buna işte. Yani İngiliz, evrak üzerinden, kağıt üzerinden dokunmacalar. Siz hani kimse kimseyi cidden, ben isterim ki devlet baba diye bir tabir vardır. Yani devlet baba halkı kucaklar, anladın mı? Eskiden de bunlar hala yok da, eskiden de yoktu da aslında.
Yani halkı kucaklar, halkın işte aflarını, ondan sonra halkın yaşam şekli, halkın yani refah seviyesi, her şey iyidir. Ama bu yok artık. Çamlak çömlek patladı diyeyim ben sana yani. Nurettin Nebati'yi biliyorsun. Maliye Bakanı. Maliye Bakanı. Şey mi? Evet. Gözleri yeşil olan abi. Ha tamam. Evet. Sence bu yükselişin, bu dolar yükselişinin önüne geçebilir mi? Abi bir şey söyleyeyim mi? Zannetmiyorum. Ki, gerçekten zannetmiyorum. Çünkü şöyle bir laf diyor. Bize rakam verebilir misiniz diyor. Dediği laf şu. Rakam değil diyor. Ekonomi teminattır, güvendir diyor. Ya iyi de ekonomi rakamdır yani. Ekonomi 2 kere 2 4 yani. 5 kere 5 20, bundan ötesi yok ki. Ama abi aslında kendi şeylerini belirtiyorlar bu yolla, biliyor musun? Ne yaptıklarını belirtiyorlar. Ya şöyle söyleyeyim. İfşalıyorlar mı? İfşalıyorlar. Görebilen abi. Görebilene tamamen yani. Başka bir şey yok. Çünkü belli bir dönem Berat Albayrak istifa ettiği zaman boş koltuk dolar mesela. Dolar mevzuları 100 milyar dolar falan filan, evet. Ama boş koltuk mesela daha doların düşüşüne sebep oldu. Şöyle söyleyeyim, çünkü o niye biliyor musun? Eksiği balans sistemi var ya. Bunlar öyle bir balans yarattı ki adamlar o kadar eksiği indirmiş ki işleri. Gittiklerinde ortaya geldi mevzu. Yani dolar yani hani şeye geçti, ortaya geldi yani. Çünkü kötülerdi yaptıkları işinde. Şey gibi düşün. Ben buraya baskı uygularsam ve buradan geri çekilirsem burası da birazcık yükselir yani. Öyle düşün. Peki ileride neler yaşanacak? Neler olacak? İnşallah şöyle söyleyeyim ben. Geçen seneye nazaran konuşuruz. Ülke biliyorsun 2016'da yani 15 Temmuz'da birden karıştı ortalık. Birden. Ben o gün adalardaydım. Annemle abimle adalardaydık. Abim dedi ki bak helikopterler uçuyor. Abim de hep öyle bir şey vardır yani, bilir yani. Bak dedi helikopterler uçuyor. Bugün dedi iyi bir gün değil. Akşamına mevzu oldu. Birden patladı. Şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemizde çok çatışan grup var. Ve bu çatışan gruplar herkes. Alevi, Sünni, Kürt, Türk. Bunların bir ortak yeri yok. Bu aslında var. Çok var. Aynı yerde yaşıyoruz bir kere. Çok var. Ama biraz daha farklı bakmaları gerekiyor. Ve şöyle... çomak sokma durumu var. O çomak sokma durumu gelecek diye düşünüyorum ben. Henüz tam gelmedi. Ekonomiyle zaten bir girdi. Ama inşallah o durum yaşanmaz. Yani seçimde cidden vatandaşlar dikkat etsin hareketlerine. Herkes geri çekilsin, geri adım atsın. Hani birisi derse sokağa çıkalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Dinlememelerini öneririm kesinlikle. Çünkü onu diyen gerçekten vatan hainidir yani. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu ülke aslında ne zaman düzelir biliyor musun abi? Şu köy enstitüleri açıldığı zaman, eğitim öğretim düzeldiği zaman, insanlara kişilik, ondan sonra bireylik eğitimi verildiği zaman, insanlara dil öğretildiği zaman, insanların tek bu ülkede evet yaşıyor ama bak burada bir dünya var denildiği zaman, biz o zaman iyi bir insan olacağız ve birey olacağız ve vatandaş olacağız ve verginin asıl namussuzluğun, ahlaksızlığın yani vergisizlik, vergi ödememekle, banka sırasına geçtiğinde, kuyruğa geçtiğinde öne geçmemekle, böyle şeylerle namussuzluk olduğunu eğer hatırlatırsak ve bilirsek o zaman biz düzgün bir ülke olacağız, mutlu bir ülke olacağız. Ve yeniden şampiyon kupaları, ondan sonra büyük konserler, yani dünya bizi yeniden yani şey yapar. Ama biz şu anda emin ol kimse bizi takmıyor, öyle söyleyeyim yani.